Bu arada sineklerle ilgili sorularınız varsa onları cevaplayabilirim. Yoksa köpeklere geçelim. Evet. Sizin yetiştirdiğiniz balıklar, lapisles balıklarının bir başka cinsi sinek larvalarının, yani benim gösterdiğim balıklar. Mesela siz de evdeki akvaryumunuzda su zaten sürekli hareket halinde. Onun için de larva büyümesinin imkanı yok. Zaten larva olursa da büyük ihtimal o içerideki balıklar yerler o larvaları. Yani akvaryumda sivrisinek görme ihtimali yok. Onu sordun sanırım değil mi? Tamam. Sen de söyle. Yani sinekleri ilaçlamasak ölüp gitmezler. Üremelerine devam ediyorlar. Ve daha da çoğalacaklar, çoğalırlar. Şimdi soruları daha sonra alayım. Buna devam edelim. Şöyle bitsin, bitsin hepiniz soracaksınız. Ne? Amaç sinekleri yok etmek değil, insanlara zarar vermeyecek seviyeye düşürmek. Bütün canlıları dünyada yaşam hakları var, zarar veriyorlar ama insanlara zarar vermeyecek bir seviyeye düşürmek. Köpeklere su koyunca olurlar. Ne? O suları sık sık değiştireceksiniz. Tamam mı? Yani sürekli orada su dolup kalmayacak. Evet, şimdi köpeklerle ilgili biz neler yapıyoruz Keçen Belediyesi olarak? Onlarla ilgili bazı şeyler ve köpeklerin davranışlarıyla ilgili siz köpek gördüğünüz zaman onlara nasıl davranmanız gerektiğiyle ilgili bazı şeyler anlatacağım. Bu bizim sokak hayvanları için barınağımızın kapısı. Evet, devam edelim. Şimdi devlet hayvanları korumak için bir tane kanun çıkarmış. Bu bazı eksikleri olsa da en azından şu an için idare ediyor. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili belediyelerin belli görevleri var. Bu hayvanları sınırlaştırıp kuduz eşitlerini yapıp ondan sonra ya sahiplendireceğiz onları ya da aldığımız yere tekrar bırakmakla yükümlüyüz. Yani sokakta hayvanlarla beraber yaşamak zorundayız. Öyle bir durum söz konusu. Onların da çünkü yaşamaya hakkı var. Bu arada sahiplendireceğimiz hayvanların da alacak kişi sahibinin 16 yaşından büyük olması gerekiyor. Onu da belirtelim. Şimdi belediyemiz geçici sokak hayvanları barınağında bu hizmetlerini devam ettiriyor. Müdürlüğümüzde 2 tane veteriner hekim, ben de veteriner hekimim. 2 tane de tekniker arkadaşımız, 4 tane de işçiyle bu hizmetleri yürütüyoruz. Köpek yakalama ekibimiz sokaktaki köpekleri yakalıyor, barınağa getiriyor. Ondan sonra da onlara gerekli işlemleri yapıyoruz. Önce barınakta köpek